cezaevleri meselesi. Alın başınıza başka bir bela. 39.519 öğrenci mahpus. Eğitim hakkı ihlal ediliyor. Şimdi e 18 yaşın altındaki insanlarla ilgili bir başka derdimiz daha var. Bir çocuk durup dururken suç, suça eğilimli olmaz. Bir çocuk durup dururken suç işlemez. Çocuğun e, suç işlemesine neden olan koşullar sosyolojik, siyasal ve toplumun parçası olan sorunlardır. Çocuğu yargılamak değil toplumu önce anlamak ve yargılamak gerekir. Nihayetinde çocuk ıslah evlerinde eğer ıslah edilecekse bunlar bir takım parmaklıklar aldığında çocukları ağır koşullarında koşullarda yaşatarak olmaz. Bu çocukların ailelerinin ekonomileri ne? Bu çocukların sosyal çevreleri ne? Bu çocukların eğitim olanakları ne? Bu çocukların yaşadıkları çevrelerdeki suç oranı ne? Ülkedeki uyuşturucu meselesi ne? Toplam kültürel durum ne? Bütün bunlar yok. Aldın çocuğu, zindana tıktın. Ne eğitimi veriyorsun? Muamma. Kim kontrol ediyor? Muamma. Sen içeri çık attığın çocuğu dışarıda daha büyük azılı bir katil, azılı bir hırsız, bir mafya olarak ortaya koyuyorsun. Hep söylediğim şey yine ısrarla ve inatla söylüyorum. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu Türkiye'deki sığınmacı göçmen meselesindeki e, sayısal durumu bilmemek, demografik nüfus durumunu bilmemektir. O insanların tamamı eğer böyle bir siyasal değerlendirme bir anlamda siyasal iktidarın oyu deposu olarak görülürse daha çok büyük olaylar yaşanacak. Daha çok büyük olaylar yaşanacak. Ben hep söyledim. Nasıl göndereceksin meselesini? Somut bir değerlendirme yapılması gerekir. Bu insanların bazıları elbette ki kendi ülkelerine dönebilecek durumda değil. Ee, ölüm tehdidi alanlar var. Ee, işte siyasi nedenden burada bulunanlar var falan. Ama bazıları doğrudan katil. IŞİD elemanları burada. Bazıları savaştan kaçmış, Taliban'dan kaçmış, kadın, çoluk, çocuk, başka bir sorun. Avrupa senden almıyor, sana baskı yapıyor. Sen bunu seçmen yaparım, parasını alırım, siyasi hesap konusu yaparım diyorsun. Yani onların gitmesini isteyen kim? Başka bir sorun daha var. Şimdi bu sorunlar üzerinden hep sonuçları konuşuyoruz. Bu çocuklar neyin ürünü? Başka bir sorun. Yakında bunların sayısı da artacak. Sokaklarda dolaşamayacağız. E, zenginler kendilerine dev duvarlar örecek, o sitelerde yaşayacak. Unutmayın, o duvarların dışında açlık varsa, o duvarların dışında sefalet varsa duvarların içinde de özgür olamazsınız. Bunu asla unutmayalım. Devam edelim arkadaşlar. Bugün yine e, çok ciddi sorunlarla karşı karşıya geldik. Bu dosyayı büyüteceğim. Bu dosyayla ilgili bilgileri yarına Hazal toparlayacak. Konuklarını da alacağım. Bu meseleyi bugün dikkat çekmenizi istiyorum. Yarın bu meseleyi eni konu e, konuşmamız gerekiyor. Mesele şu. Silivri Cumhuriyet Savcılığından Ferhat Yılmaz bir açıklama yapıyor. Ölüm muayenesinde tıbbi müdahale sırasında eee oluşa pardon Ferhat Yılmaz intiharı ile ilgili açıklama yapılıyor. Tıbbi müdahale sırasında oluşabilecek semptomlar dışında bulguya rastlanmadı deniyor. Mesele şu bir telefon kaydı var. Yarın size dinleteceğiz. Özel dosya olarak bunu hazırlayacağız. Cezaevinde işkence, kötü muamele yapıldığı, tehditler olduğu, işkence, kötü muamele ve tehditler sonucunda çocukların, gençlerin al sana urgan attık, kendini as da sen de kurtul, ben de kurtul ben de kurtulayım dendiği yönünde iddiaların olduğu bir ses kaydı var. Daha sonra bu ölüm gerçekleşiyor. Bu intihar gerçekleşiyor. Adli tıp kontrolünün ardından da bu açıklama yapılıyor. Aileler ayakta. Haberi e, takip eden, açığa çıkaran gazeteci arkadaşlarla e, bugün detaylı olarak e, konuşacağız. Ailelerle birlikte bu meseleyi tartışacağız. Çünkü her ne olursa olsun karşınızdaki insanın durumu bu bir insanlık suçudur. İşkence insanlık suçudur. Savaş hukukunda bile esir düşen insana işkence yapılmaz. Eğer bu gerçekleşiyorsa toplumsal yara daha da büyür. Unutmayın. 12 Eylül zindanlarında, Ankara'da Mamak'ta, Diyarbakır Cezaevi'nde sosyalistlere, Kürtlere yapılanları bu toplum unutmadı. Kanayan bir yara. Hep söylüyorum, kitaplarda var. Okuyun, öğrenin. Çocuğunun önünde babasına tecavüz edildi bu ülkede. Bunu yaşamış olan bir çocuğun nasıl olup da bu travmadan kurtulması, memleketine aidiyet hissetmesi söz konusu olabilir. Bu ülkede insanlara dışkı yedirildi. Açın dönemin gazetelerine bakın nasıl olabilir? Eğer bugün birilerine ceza yap, e, uyguluyorsanız, e, bu cezayı hukukun çerçevesinde yapmıyorsanız, işkenceye dönüyorsa, insanları bulup e, eğer açığa kavuşturmuyorsanız bu büyük sorundur. Bugün yine defalarca olduğu gibi Sayın Süleyman Soylu'yu aradım. Süleyman Solu yanıt vermedi. Geçtiğimiz sefer tanışmanlarına, e, sekreterine not bıraktım. Kendisiyle defalarca program yaptık. Biz sonuçta düşman değiliz. E, Sayın Soylu devletin bir makamında ben de bir kamu görevi yapıyorum. Hiç değilse bu meseleyle ilgili telefon bağlantısı yapmasa bile bir e, açıklama somut olarak konuşalım, bunu yapalım. Böyle bir mesele olabilir mi? Yani Böyle bir e, ürkütücü tabloyla karşı karşıya e, olabilir miyiz? Dolayısıyla bu da bir tartışma. Süremiz e, dolmak e, üzere. O, e, o yüzden e, o yüzden hemen buradaki haberlerden e, birini seçiyorum. Önemli Naci Görür'ün sesine kulak verelim. İstanbul geçen gün yine e, sallandı. Bu sallanmaya karşılık e, yine insanlar korktu ama sadece korktu. Sayın Görür'e bir kulak verelim isterseniz. Ee, İstanbul bir sismik boşluktur. E, muhakkak 7'nin üzerinde bir depremle sınanacak ve Kuzey Anadolu fayı enerjisini boşaltacaktır. Dostlar, ahali, her kim olursanız olun, ister ülkücü olun, ister e, siyasal İslamcı olun, ister e, muhafazakar demokrat olun, ister devrimci olun, ne olursanız olun. Neticede bizi ayırt etmeyecekleri, e, depremin ayırt etmeyeceği koşul, Yine e, bu depremin gerçekleştiği an olacak. Tabii bu da sınıfsal, bu da sınıfsal. Zenginler kendilerine e, doğru zeminlerde sağlıklı binaları yaptılar. Yoksullar, çaresizler, garipler, kentsel dönüşüm adı altında sömürülenler, çaresiz hale getirilenler maalesef iyi barınma olanaklarına sahip olmadığı için e, merdiven altında çalışanlar, kötü binalarda çalışanlar bu depremde ölecek. Yedilik bir depremin İstanbul'da olacağı 30 yıldır belli. Bu depremin e, önünde hiçbir e, soru işareti yok. Hiçbir hacı hoca nefesi güçlü olan birisi Allah'a el açarak e, falan e, bu işleri de çözebilecek durumda değil. Allah akıl fikir vermiş. Bilim yolundan gitmek gerekiyor. Sayın e, Naci Görür bilinen, sevilen bir hoca. Bakın İstanbul'da küçücük bir sarsıntı olmuştu sanıyorum 2-3 sene önce. Ben Kadıköy'deyim, Ataşehir'deyim. E, şey, e, çocuğum okulda karşıya geçmem lazım. İletişim sorunu olduğu yollar tıkandı. Daha o depremde kırılan, yıkılan hiçbir şey yokken Saatlerce çocuğumla yan yana gelebilmek için felaket yaşadım. Şuna hazır mısınız? Çocuklar okulda yakalandığında hangi meydanda toplanacak? Okul binalarının durumu ne? Bunlar muamma. Kent meydanları nerede? Var mı? Yok. Bina güçlendirmeleri tamamlandı mı? Yok yardıma gelecek olan insanlar viyadükler, yollar yıkıldığında size nasıl yardıma gelecekler belli değil. Hastanelerdeki durum belli değil. Hekimlerin yaşadıkları binalarda gelmek istediler bile o an oraya gelebilecekler mi? Belli değil. Bütün bunlar olup biterken bu kadar büyük bir ekonomik krizden sonra İstanbul çöktükten sonra Türkiye ayakta kalabilecek mi? Belli değil. Rejim krizi oluşturabilecek bir şeyden söz ediyoruz. Peki milyarlarca dolar e, paranın çarçur olduğu bir ülkede insaf utanmıyor musunuz deme hakkımız yok mu? Eğer bu ülke yatırımlarını bugüne kadar güçlendirilmiş binalara doğru dürüst bir kent planlamasını yapmış olsaydı depremden falan korkmazdık. Japonya'da neler yaşanıyor? İnsanlar duruyor. 7,5'luk 8'e yakın deprem oluyor. Daha sonra hayatlarına devam ediyorlar. Korkan bir iki kişinin kendini pencereden atması falan dışında hiçbir şey olmuyor. Bizde ne olacak? Evimiz, kentimiz, hayatımız yok olacak. Sevdiklerimiz ölecek. Yaşasak bile yaşadığımız dünya zulüm haline gelecek. Çünkü artık böyle bir yıkıntıda, böyle bir yıkımda kim yaşamak ister? Siz yaşamak ister misiniz? Ben istemiyorum. Hadi seferberlik yapalım. Ekrem Bey'i düşman olarak görmeyin. Ekrem Bey'in de masada olduğu, Vali Bey'in de masada olduğu, örneğin Naci Görür Başkanlığı'nda bir danışma kurulu oluşturun. Alınan kararları 24 ay içerisinde uygulayacağız deyin. Öncelikli sorunları hemen ortadan kaldırın ki insanlara bir umut, bir güven gelsin. Bunun için deprem sigortası diye dünyanın parasını topladınız. Nerede bu paralar? Ne oldu? Bir çivi çakıldı mı? Yok. Sadece bizim değil ki sizin de çocuklarınız ölecek bu paraların hesabını vere, veremeyenler. Sizin de nereden biliyorsunuz o korunaklı binalarda olacağınızı? Ya yolda olursanız, ya yürürken başınıza bir binanın yıkıntısından bir şey gelse, ya deniz kenarındayken bir anda deniz şahlandığı zaman boğulsanız ne olacak? İşte bütün bunları söylemek için bu programı yapıyorum. Çünkü neticede görev geldiği zaman vazgeçemiyoruz.